Arkadaşlar merhaba, bu videoda sizlere Soundpeaks'in Air 4 Bluetooth kulaklığını inceleyeceğim. Uzun zamandır incelemek için beklediğim bir seri arkadaşlar Soundpeaks'in Air 4 serisi. Burada arkadaşlar Soundpeaks artık Air 3'tekinden çok daha farklı bir şekilde modellerini tanıtıldı. Air 3'te biliyorsunuz önce bir Air 3 çıktı. Air 3 Pro sonra Air 3'ün Deluxe HD, Deluxe High Sound gibi farklı modelde isimlere çıktı. Air 4 serisinde bu tamamen değişti arkadaşlar. Şu anda Air 4 Lite, Air 4 ve Air 4 Pro olacak şekilde 3 farklı versiyona çıktı. Bugün benim elimdeki model ise arkadaşlar orta yani baz versiyonu olan Air 4 modeli. Hem bu videoda Air 3 Deluxe HS modeliyle bir ufaktan kıyaslamasını yapacağım. Bakalım Air 4'te nasıl değişikliklere gidilmiş. Bu videoda bunların hepsini tek tek ele alacağız. Öncelikle gelin bir Air 4'ü kutusundan çıkaralım. Ardından da detaylı bir şekilde teknik özelliklerinden bahsedeyim. Gördüğünüz gibi kutuda herhangi bir değişikliğe gitmemiş. Soundpeaks genellikle biraz siyah mat kutular değerlendirirken bu sefer beyaz bir kutuya geçiş yapmışlar. Air 4 modelinde arka tarafta böyle cihazla ilgili ufak tefek bilgiler de yer almış. Şöyle kapağı kaldırdığımızda hemen karşımıza zaten kulaklığın kendisi çıkıyor. Hemen şunu da jelatinden çıkaralım. Gördüğünüz gibi kulaklığın kutusu da bu şekilde. Zaten bunu detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Şu kısımda zaten şarj kablosu çıkıyor. Hemen size de göstereyim. Klasik yani Soundpeaks'in siyah 15 santimlik bir tane Type-C şarj kablosu. Şurada kutunun arka tarafında bilgilendirme kitapçığı var. Ben de diyordum bunları niye koymadılar diye. Meğersem şurada bakın arka tarafta şöyle bilgilendirme kitapçıkları da mevcut. Gelelim tabii ki de en önemlisi bizim kulaklığımıza. Kulaklığı şöyle yan tarafına Air 3 Deluxe High Sound modelini de alıyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz bir önceki versiyon yani Air 3'ün son versiyonu olarak geçiyor bu kulaklık. Bu da Air 4 modeli. Ön tarafta zaten şöyle bir tane bakın tuş konumlandırmışlar. Bu tuşa bastığımızda herhangi bir ışık yok yani herhangi bir LED konumlandırılmamış. Arka tarafta şöyle bakın şöyle gördüğünüz gibi bir tane Type-C şarj girişimiz mevcut. Şurada da bakın Soundpeaks'i rose gold bir zemin üzerine yazılmış. Kapağı kaldığımızda bakın bayağı sert. Yani şurada bakın Air 3 Deluxe'e bakalım bayağı yumuşak bir kapağı vardı bakın. Ama burada Air 4'ün bayağı tok bir kapak yapılmış. Şöyle gördüğünüz gibi bakın açık koluma getirdiğimizde bu şekilde duruyor. Şöyle ufak kitlemesi var mı? Yok. Tek hareket. Sert yaylardan yapılmış gördüğünüz gibi. Bakın LED'i de burada. Kapağı açtığınızda bakın LED şurada iç kısımda yanıyor. Gördüğünüz gibi bu yeşil olduğu zaman zaten şarj seviyesinin iyi olduğu anlamına geliyor. Sarı olduğunda orta seviye, kırmızı olduğunda ise artık şarjının yani neredeyse %20'nin altına düştüğünü belirtmiş oluyor. Kulaklıkları şöyle bir hemen kutusundan çıkarmadan bir test de yapalım. Bakalım düşüyor mu kutusundan? Yok, mıknatısları bayağı güçlü. Gördüğünüz gibi rahat bir şekilde düşmeden kutusunda muhafaza edebilirsiniz kulaklıklarınızı. Şöyle hemen bir yakından bakalım kulaklıklarımıza. Burada bakın bayağı bir tasarım değişikliğine gitmişler. Gördüğünüz gibi önceden şu kısımları daha kapalı oluyordu bunların. Hemen şöyle bakın Air 3 modelinden de göstereyim. Air 3'te bakın önde metal ızgaralar vardı. Burada ise arkadaşlar bakın Air 4 modelinde bunu kaldırmışlar. Şöyle gördüğünüz gibi ızgaraları daha farklı bir kaplamayla kapatmışlar yani driverları. Şurada bakın kızılötesi sensörümüz de var. Yani bu kulaklıkta kulağınızdan çıkardığınızda müziğinizi, videonuzu durduracaktır. Aynı şekilde bakın manyetik şarj kısımları da burada. Gene klasik Soundpeaks logosu yani dokunmatik fonksiyonların olduğu logo da buraya konumlandırılmış. Tasarım açısından biraz değişikliğe gidilmiş arkadaşlar. Bakın Air 3'te bakın daha dik böyle daha dikey bir tasarım varken bu sefer birazcık daha eğimli, daha kulağın içini kaplayacak bir tasarıma geçilmiş Air 4'te. Bu tasarımları zaten biliyorsunuz AirPods serilerinde görmüştünüz. Yani 3. nesilden itibaren bu şekilde geçmişti Apple'da. Hemen kulaklıkları bir nasıl eşleştiğini de sizlere göstereyim. Bakın Bluetooth'unuzu açtınız. Şurada en aşağı kısımda şimdi zaten otomatik olarak çıkması gerekiyor. Yani kulaklıkları kapağı kaldığında da otomatik olarak eşleşme modu var. Gördüğünüz gibi Soundpeaks'in Air 4'ü çıktı. Hemen eşleştiriyoruz. Tamamdır, eşleşme tamamlandı. Hemen size bir de uygulamasını da göstereyim. Biliyorsunuz bunlarda Soundpeaks'te artık bir uygulama desteği de var. Uygulamadan nasıl eşleştirdiğini de göstereceğim. Öncelikle arkadaşlar Bluetooth'tan zaten ayarlar kısmındaki Bluetooth'tan bağlantınızı yaptınız. Ardından bakın burada zaten kendisi uygulama otomatik olarak aramaya başlayacak. Evet gördüğünüz gibi bakın Soundpeaks Air 4 kulaklıkları hemen uygulamamız tanıdı zaten. Şöyle hemen çıkaralım kutusundan da. Burada arkadaşlar bakalım şarj seviyelerini görebiliyoruz. Kutunun şarj seviyesini görebiliyoruz. Soundpeaks bunda bir değişiklik gibi. Sadece kulaklıkların şarj seviyesini öğrenebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi ikisinde şu anda %100 şarj seviyesi var ama gene kutunun maalesef şarj seviyesini uygulama üzerinden göremiyoruz. Buradan ayarlara girdiğimiz zaman bakın neler yapabiliyoruz. Hemen bunlara bakalım. Burada equalizer ayarı yapabiliyorsunuz kendiniz. Kafanıza göre bir ayarlar vesaire yapabilirsiniz. Air 4'te arkadaşlar silikonlu bir model olmamasına rağmen artık bir ANC modu da geldi. İsterseniz normal modda isterseniz de ANC modu olacak şekilde iki farklı opsiyonda bu kulaklıkları
kullanabiliyorsunuz. Ayrıca bir oyun modu da var arkadaşlar. Buradan oyun modunu da kapatıp açabilirsiniz. İsterseniz de dokunmatikleri buradan kapatıp açabilirsiniz. Yani şarj mesela spordasınız vesaire. Çok fazla temas olduğunda kapanmasını istemiyorsunuz. Buradan ayarlayabilirsiniz. Uygulamada eğer baktığınızda cihazın burada bir güncellemesi varsa da buradan kontrol edebiliyorsunuz. Herhangi bir güncellemesi yok arkadaşlar. Uygulama üzerinden ayarları bu şekilde yapabiliyorsunuz. Air 4'ün öncelikle tasarımından yorumlayacak olursam kutu kalitesi bence çok iyi yapılmış. Bu arada mat kaplaması çok iyi. Mesela Air 3 Deluxe modelinde şu anda gördüğünüz gibi bunda da mat bir kaplama vardı ve bunda en azından parmak izi bırakmıyordu ve kasada çizimlere karşı daha dayanıklı oluyordu. Bazı serilerinde mesela parlak kasa kullandılar. Bunda ama genellikle E4 yani normal E4 serisinde gene mat kasayı kullanmaları çok iyi olmuş. Kutu kalitesini ben malzeme kalitesi olarak orta üst seviyede yorumlayabilirim. Kulaktaki duruş hissiyatı açısından değişikliğe gidildiğini zaten sizlere söylemiştim. Air 3 serisi AirPods'un ikinci neslinden devam ediyordu ama burada arkadaşlar artık AirPods'un üçüncü neslinde yani birazcık daha kulağa doğru böyle içe eğimli bir yapısı bulunmuş. En güzel özelliklerinden birisi artık arkadaşlar bu cihaza bir çift cihaz desteği geldi. Yani eskiden ben mesela bu kulaklığı kullanmayı çok seviyordum. Mesela Air 3 Deluxe modelini, HSM modelini. Sürekli bu cihazdan unut, ona geç vesaire. Artık bunda uğraşmama gerek kalmadı. Tabletim ve telefon arasında direkt rahatlıkla ikisini aynı anda kullanabiliyorum. Gerçekten Soundpeace'in bu çift cihaz desteğini getirmesi çok iyi olmuş. Air 4 ile beraber arkadaşlar tabii ki de Air 3'ten çok daha farklı özellikler geldi. Burada Qualcomm'un yeni bir çipi kullanıldı. Qualcomm'un 3071 çipi sayesinde arkadaşlar zaten aptX modu olsun, AAC, SBC koteklerini destekleyebiliyor. Qualcomm'a özel arkadaşlar eğer ki tabii ki de bu teknolojiyi destekleyen bir telefonunuz varsa daha özel bir ses kalitesi, CD kalitesine yakın olacak şekilde bir müzik deneyimi yaşayabiliyorsunuz. Aynı şekilde oyunları mesela algılayıp gecikmeleri otomatik olarak kendisi yükseltip azaltabiliyor. Tabii ki de maalesef bunu destekleyen bir cihazla kullanmanız gerektiğinde tekrardan altını çiziyorum. Bağlantı konusunda ise cihaz arkadaşlar şu anda Bluetooth'un en son sürümü olan Bluetooth 5.3 ile geliyor. Air 3 Deluxe'ün farklarından bahsedecek olursak arkadaşlar Air 3 Deluxe'de 14.2 mm'lik bir driver vardı. Artık arkadaşlar Air 4'te ise 13 mm'lik driverlar konumlandırılmış ve ilk defa silikonlu olmayan bir kulaklığa Soundpeace ANC modu getirmiş. Normalde biliyorsunuz silikonlu kulaklıklara özel bir teknolojidir bu ANC modu. Bunda arkadaşlar artık Air 4'te de bir normal mod ve ANC mod olacak şekilde iki farklı modda kullanabiliyorsunuz. Hemen buradan ANC moduna yorumlayacak olursam ben birçok farklı test yaptım. Mesela şu anda yanımda mesela bilgisayar kasası var. Mesela ben bunu mikrofonla hissetmiyor olabilirsiniz ama ben kulaklığı taktığımda ANC modu aldığım zaman bilgisayar kasasının o sesinde çok fazla bir azalma hissetmiyorum. Normalde mesela Mini Pro var. Mini Pro'yu taktığım anda direkt ANC modu ortamdan böyle yalıtımım inanılmaz derecede artardı. Ama Air 4 serisinde bunu çok fazla hissedemedim. Yani bence kesinlikle ANC modun silikonlara özel bir teknoloji olması gerekiyor. Soundpeace burada aslında kullanıcılara her türlü konuda teknolojiyi desteklemeye çalışmış ama silikonlu kulaklıklarda daha başarılı olduğunu düşünüyorum ben. ANC'sinin yani çok verimli olmadığını tabii ki de gene var kullanabiliyorsunuz ama %100 olarak verimli bir şekilde kullanamadığınızı söyleyebilirim. ANC modunda arkadaşlar otomatik olarak pil performansı da değişiyor bu cihazın. Normalde kulaklıkların 35 mAh, kutunun da 330 mAh'lik batarya kapasitesine sahip. Fabrika verilerine göre kesintisiz olarak 6 saat bu kulaklıkları kullanabiliyorsunuz. Ayrıca kutusundaki şarjıyla beraber de toplamda 26 saatlik kullanım elde edebiliyorsunuz. Ne tesadüftür ki Air 3 Deluxe modelindeki testimin birebir aynısı olan Air 4'te de normal modunda yaptığım testi arkadaşlar en yüksek ses seviyesinde 5 saat 18 dakika boyunca kesintisiz müzik dinleyebildim ben bu cihazda. Tabi ANC modu aktif iken bu çok daha düşük sürelere düşecek. Bunu da muhakkak hesaplamayı unutmayın. Ama normal modunda fabrika verilerinin bir tık altında kaldığını söyleyebilirim. Cihazda IPX4 tere ve toza karşı dayanıklı sayesinde arkadaşlar spor yaparken veyahut da işte fazla terlediğinizde rahatlıkla bu cihazı kullanabileceksiniz. Ayrıca Qualcomm chipin haricinde bir de arkadaşlar bu cihazda da gene bir oyun modu var ve 85 milisaniye gecikmelere kadar düşürebiliyor. Özellikle de oyun modunu yaptığım testlerde müzik dinlerken mesela arada durmalarda kesinlikle tıslama olmadığını sizlere burada belirteyim. Mikrofon konusunda ise Air 3 Deluxe serisinde 4 mikrofonlu bir gürültü engelleyici teknoloji vardı. Burada arkadaşlar yapay zeka destekli Air 4 modelinde 6 mikrofonlu bir gürültü engelleme sistemi gelmiş. Bunda tabii ki de mikrofon bazında çok ciddi iyileştirmeler yapıldığı da söylenmiş. Hemen sizlere gelin bunda testini yapalım. Yanında biliyorsunuz tabii ki de burada Air 3 Deluxe HS modeli de var. Bununla beraber testlerini yapacağım. Bakalım mikrofon performansına nasıl değişikliklere gidilmiş. Bunu da canlı bir şekilde göreceksiniz. Şu anda sesimin Soundpeace'in Air 4 model Bluetooth kulaklığından duyuyorsunuz. Gördüğünüz gibi normal modda kulaklığı kullandığımızda sessiz bir ortamda
Kulaklığın mikrofon performansı bu şekilde. Şimdi sesimi Air 4'ün bir önceki versiyonu olan Soundbeats'in Air 3 Deluxe HS modelinden dinliyorsunuz. Gördüğünüz gibi bu kulaklıkta da 4 adet mikrofon bulunuyor. 6 adet mikrofon olan Air 4'teki farkını burada sessiz ortamda, normal modunda anlayabilirsiniz. Şimdi de 6 mikrofonlu yapay zeka destekli Air 4 Bluetooth kulaklığın mikrofon performansını görüyorsunuz. Şu anda gürültülü bir ortamda kulaklıklarla görüşme yaptığınızda mikrofon performansı bu şekilde. Sıradaki testi ise Air 3 Deluxe HS ile yapıyorum. Gördüğünüz gibi Air 3 Deluxe HS modelinin gürültülü ortamdaki mikrofon performansı bu şekilde. Air 4'ten farklı olarak Air 3 Deluxe HS'nin 4 mikrofonlu bir gürültü engelleyici teknolojisinin olduğunu ekliyorum. Mikrofon testlerini gördüğünüz özellikle arkadaşlar Air 3'ün kendi içerisindeki serilerde çok fazla böyle mikrofonda aşırı derecede bir farkın olduğunu hissetmiyordunuz. Yani ufak tefek iyileştirmeler yapılmıştı ama Air 4 modelinde birazcık daha hissedilebilir bariz farkların eklendiğini gördük. Burada tabii ki de mikrofon sayısının artırılması ve yapay zekanın desteğiyle beraber daha da kaliteli bir görüşme teknolojisi yani görüşme keyfi sizlere sunabiliyor. Gelelim 13 mm'lik driverların gücüne. En çok merak ettiğiniz tabii ki de arkadaşlar müzik performansı. Öncelikle son ses performansından bahsedecek olursam Air 3'e göre tabii ki de driverlar küçültülmüş ama son ses performansı açısından gene birebir olarak HS modeline çok yakın olduğunu söyleyebilirim. Yani tatmin edici bir son ses seviye performansı var. Silikonlu bir kulaklık olmadığı için otomatik olarak arkadaşlar bir yalıtımı olmadığından dışarıdaki insanlara birazcık da olsun gürültü çıkarabiliyor kulaklık. Yani dışarıdaki insanlar sizin dinlediğiniz müzikleri algılayabiliyor. Air 3 modelinden bariz olarak değişiklik ne hissettiniz derseniz birazcık daha bassların düşürüldüğünü hissettim ben. Ama onun haricinde gene arka sahnede sesleri olsun, vokal performansları olsun, tizlerdeki aynı şekilde bu iniş çıkışlar vesaire çok fazla etkilememiş yani. Birazcık sadece bası kıstıklarını söyleyebilirim. Ama ANC modunda bu değişiyor. ANC modunda birazcık daha basa daha ağırlık verilmiş. Yani burada isterseniz mesela kendiniz en basitinden ANC ya da normal mod arasında bir geçiş yaparak bas performansını hissedebilirsiniz. Yani baslı müzik veyahut da baslı olmayan bir müziği deneyebilirsiniz. Ben genellikle silikonlu kulaklıkların müzik performansını daha çok seviyorum ama Air 4 de silikonlu olmayan bir kulaklığa göre bence müzik performansı başarılı. Ben gene orta üst seviyede rahatlıkla bu kulaklığı konumlandırabilirim. Ayrıca elinizde eğer aptX veyahut da işte Qualcomm'un bu çiplerini, teknolojilerini destekleyen cihazlar varsa çok daha net ve berrak bir ses kalitesi elde edebiliyorsunuz ve bunda gerçekten kulaklığın yani hissini, teknolojisini rahatlıkla algılayabiliyorsunuz. Maalesef benim elimde böyle bir cihaz olmadığı için birebir olarak Air 3 Deluxe HS modelinden farklarını çok fazlasıyla ayırt edemiyorum ama olabildiğince en minimal şekilde hissettiğim sizlere tüm farkları bu videoda aktarmaya çalıştım. Bu ürün satın almak isterseniz de aşağı bırakacağım linkten sorunsuz bir şekilde satın alabilirsiniz. Ayrıca bana destek vermek isterseniz de videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.